Herkese selamlar, ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 43. dersi ile birlikteyiz. Bugün sizlerle for loop yani for döngüsünü göreceğiz. Döngüler ne işe yarıyor? Ondan bahsedeceğim. Döngüler bir kod bloğunu defalarca çalıştırılabilmesi sayesinde vazgeçilmezdirler demişiz. Döngüler kullanışlıdır. Aynı kodu tekrar tekrar çalıştırmak istiyorsanız her seferinde farklı bir değer kullanmak zorunda kalırsınız. JavaScript farklı döngü türlerini destekler: for, for in, while ve do while. For'u göstereceğiz bu dersimizde. For nasıl oluşuyor burada? Oluşturma şekli gösteriyor. Diyor ki: statement one, statement two, statement three. Üç tane ifade var. İfadeler arasında noktalı virgül bırakılır diyor. Diyor kod bloğunuzu içerisine yazın ve for'u kapatın. Peki statement bir yani ilk ifade nedir? Bu döngü kod bloğu başlamadan önceki belirttiğimiz ifadedir. Statement 2 döngü çalıştırma koşulunu tanımlıyor. Statement 3 döngü yürütüldükten sonra her defasında çalıştırılan koddur. Şimdi hemen anlatayım size. Döngüyü çalıştır diyelim buraya. Start loop show diye bir fonksiyonumuz olsun. Burada yapalım her şeyi. Tamam, güzel. Var diyorum. I ataması yapıyorum ve bir text atıyorum. Sonuçlarımı içerisinde dolduracağım bir string değişkeni. Ne için I yazdık? I artık hemen hemen yazım, yazılımcılar arasında bir standart haline geldi döngülerde. İngilizce increment kelimesi arttırma demek. Arttırma kelimesinin baş harfini almış İngilizler. Yani sonuçta bu kodları İngilizce yazmışlar. O yüzden kendilerine göre iyi yazmışlar. Bu da artık yazılımcılar arasında bir alışkanlık haline geldi. Hemen diyorum yazılım başlamadan önce bakın for döngün başlamadan önceki ifademi yazıyorum. Bakın ne demiştik statement bir için döngü başlamadan önce yürütülür. Döngü başlamadan önce diyorum ki i değişkenimin içerisinde bir var. Neydi statement 2? Koşulu tanımlar. Şu an koşulumu yazacağım. Noktalı virgül dedikten sonra unutmayın. Bu yazdığım koda dikkat edin. Noktalı virgül olmak zorunda. Diyorum ki 10'a kadar bak koşulumu i 10'dan küçük olduğu sürece bu for döngüsünü devam ettir. Koşulumu yazdım. Ve hemen sonunda döngü yürütüldükten sonra her defasında çalıştırılacak kodumu yazıyorum. Diyorum ki i değişkenimi birer birer arttır. Ama for döngüm bittikten sonra bunu çalıştıracak. Bakın for başlamadan önce şunu çalıştırıyor. Ortadaki koşulum. For döngüsü bitti. Yani bir kez tamamlandıktan sonra bu kod çalıştırılacak. İyi bir arttıracak. Bakın bu her defasında çalıştırılacak. Bu da her defasında çalıştırılacak. Bu da her defasında çalıştırılacak. Fakat bu for döngüsü başlamadan önce bu for döngüsü ilk döngüsünü tamamladıktan sonra çalışacak. I artı artı. Geliyorum diyorum ki tekstimi i değişkenini ata. i değişkenini yazdıracağım ve bir alt satıra geçir, geçmesini sağlayacağım her defasında. Fakat bu büyük bir sıkıntı niye? Şu an i'yi tekste atadık. Yani i değeri 9 olacak. Hemen bir görelim. Şuraya tekste atayım. Bu aslında döngü çalışmadı. Bu en son değeri alacak. Bir hemen göstereyim size burada. Mantığını anlatacağım. Bakın 9 yazdı. Niye? Çünkü geldi i 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu, 7 oldu, 8 oldu, 9 oldu. 9'u tekste atadı. Bakın burada bizim artı eşittir operatörünü kullanmamız gerekiyor. Bakın. Bu ne demek? İ'yi her defasında al tekstin içerisine at ve orada sakla demek. Değil mi? Ben artı eşittir operatörünü geçen derslerde size öğretmiştim. İşte şimdi hepsini tutuyor kendinde bakın. Birden 9'a kadar say. Peki niye birden 9'a saydı da birden 10'a değil? Çünkü burada eşitlik ifadesini kullanmamız lazım. Bakın i küçük eşit 10 deseydim birden 10'a kadar gördüğünüz üzere tutacaktı. Şimdi ne oldu? Anlatmaya başlayalım. İ birden başlattık. Bir küçük müdür ondan? Şöyle göstereyim. Bir küçük müdür ondan? Evet. O halde geldi. Koşul sağlandığı için for döngümün içerisine geldi. Şuraya bir yaz. Bakın ilk döngüm bittikten sonra ne dedim ben size? İlk döngüm bittikten sonra şu i art plus plus. i plus plus çalışacak. i plus plus bir artıracak. 2 yapacak. Geldi. Artık şurası 2. For döngüsü başlamadan önce bunu çalıştırıyor dedik ya. Bakın. Döngü başlamadan önce yürütülür. Şu an döngü başlamadı. Şu arası 2 oldu. Geliyor. 2 küçük müdür ondan? Evet. O halde geldi. Şuraya 2 iki yazdı. 2'yi de attı sepete. Şöyle. Bakın 2 de burada. Text string gibi attı. Artık döngü bitti. Döngü bittikten sonra çalıştırılan kod hangisi? I++. E++. O halde 1 artıracak, 3 diyecek. Döngü başlamadan önce burası artık 3. Koşulumu sağlıyor mu? 3 küçük eşit midir ondan? Evet. O halde döngüye giriyor. Şuraya 3 yazıyor. Döngü bittiği için 1 arttırıyor. Şuraya 4 yazıyor. Artık burası 4. 4 küçük midir ondan? Evet. Geliyor buraya 4 yazıyor. Şuradaki kodu çalıştırıyor ve 5 yapıyor. 1 arttırıyor. Bu böyle gidiyor. En son nereye kadar? En son 10'a kadar. Geliyor şuraya. 10 küçük eşit midir 10? Evet. O halde en son 10'u yazıyor. 1 arttırıyor. 11 oluyor artık. Değil mi? Şurada 1 arttırıldı 11 oldu. En son for'un döngünün sonunda 11 oldu. Geliyor şuraya 11 yazıyor. 11 küçük eşit midir 10'dan? Hayır. O halde döngüyü sonlandırıyor. İlk küçük 10 bu ben burada kıyaslama operatörlerini size göstermiştim. Burası 9'a kadar olacak. Çünkü i küçük 10 demişiz. Yani burası en son 9 olabilir. 10 olamaz. 10 olabilmesi için buradaki eşitlik ifadesini eklemeniz gerekir. Bu da bir detay bilgi olarak aklınızda bulunsun diyorum. Şimdi for'u tanımlamanın farklı farklı yolları var. Tabii ki onu birazdan göstereceğim ben size. Ama ilk önce size bu for döngüsü olayında dizi tanımlayalım. Ben hızlıca burada bir dizimi tanımlayayım. Sonuçta ben dizileri geçen derslerde size gösterdim. O yüzden tekrar tekrar göstermenin bir anlamı yok. Şu, bu kısmı hızlandıracağım. Diziler üzerinde for döngüsünün faydasını göstereceğim size. Şimdi burada gördüğünüz üzere diller adı altında bir dizi oluşturdum. Ve burada dizlerimi tek tek ekrana basmak için çağırdım. Bakalım çalışıyor mu? Evet gördüğünüz üzere hepsini çağırabildim. Şimdi ben burada 13 tane var. Burada 1000 tane olsaydı ne yapacaktım? Burada gelip tek tek yazacak mıyım? Bu mantıklı mı? Bu çok saçma bir şey. Burada döngüleri anlatırken ne dedik? Döngüler bir kod bulanı defalarca çalıştırılabilmesi sayesinde vazgeçilmezdir. Aynı kodu tekrar tekrar çalıştırmak istiyorsanız her seferinde farklı bir değer kullanmak zorunda kalırsınız. Gördüğünüz gibi tek tek böyle farklı farklı bunu yapamayız. Çünkü burası bin satır olabilir yani burada dizim bin tane elemanı içerebilir. O zaman ne yapacağım? Bu mantıksız yani bunu kesinlikle yapmıyoruz. Bu yüzden döngülere ihtiyacımız var. Tekrarlayan kodlardan kurtulmak, hızlandırmak zaman kazanmak için. Geleceğim diyeceğim ki kardeşim sen tek bir tane burada satıra ihtiyacım var gerisine ihtiyacım yok diyorum. Geliyorum burada textten sonra bir i tanımlayayım. Increment'tan geliyordu hatırlıyorsanız bu değişken. Bu şart değil. İstediğiniz bir değişkeni kullanabilirsiniz for döngüsünde. İlla ki i'yi kullanmak zorunda değilsiniz. Bu bir mecburiyet değil. Geliyorum diyorum ki for Hemen şunu döngümün içerisine alıyorum. İyi başla döngü başlamadan önce iyi kaçtan başlasın diyorum. Sıfırdan başlasın diyorum. İ küçüktür. Length. diller dizimin uzunluğunu alacağım. Diller dizimin uzunluğu şöyle göstereyim size 13. Birazdan bakacağız. Belki yanlış saymış olabilirim. Sonra diyorum ki döngüm ilk döngü bittiğinde bakın tamamen döngü bittiğinde değil. İlk döngüm tamamlandığında koşulumu yazıyorum. Diyorum ki i++ e++, i e değişkenimi bir arttır. Ve şurada i e değişkenimi yazdır. Zaten i sıfırdan başladığı için aslında sıfırıncı diziden başlatmış oluyorum. İlk önce gelip bir burada şunun gerçek değerini bir öğrenelim. Ben 13 saydım bilmiyorum. 14'müş. Evet. 14. E, tabi 14. Dizi sıfırdan başladığı için aslında 13 tane sıfırdan başlıyor. 13 ile biten bir indeks numarası var. E, ama toplamda işte 14 eleman var. Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani 13 tane sıfırdan başlayıp 13 ile biten bir indeks numarası, dizin numarası var. Fakat eleman sayımız 14. Sıfırdan başladığı için. Geldi şuraya 14 yazdık aslında. Niye 14 yazdık? Niye bunu aldık? Birazdan anlatacağım tabii ki. Hemen döngüme bir bakayım. Start loop diyorum. Bakın hepsini çağırdık. Gördünüz mü? 13 satırda yazdığım kodu tek satırda yazdım. Ve o kadar kod israfından kurtuldum. Zaman ve hız en büyük ilacıdır yazılımın. Aynı zamanda yazılımcının da en büyük düşmanıdır. Bu yüzden bizim buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi başlayalım bakın. Döngü başlamadan önce sıfırdan başla dedim. Geldi şuraya sıfır yaz. Bak sıfırıncı dizinin dizinin dizindeki elemanı çağıracak PHP. Gelip texte atacak. Koşulum ne? Aslında buraya 14 yazmış oluyorum ben. 14 yazıyorum. Daha sonra döngü bitti. S sıfırı PHP attı bunun içerisine. Geliyor buraya hemen. Artık 1. i değerimiz artık 1 için? Çünkü dedik ki burada bir arttır. İlk döngü bittikten sonra bir arttır. Geldi artık şuraya bir yaz. Bir. Küçük müdür 14'ten? Evet. O halde döngüm sağlandı koşulum. İçeriye girdim. Şurada bir. Birinci değeri alacağım. Birinci değer ne? ASP.NET'i alıp text'in içerisine attı. Döngü bittiğinde bir arttıracağım. Hemen şurayı iki yaptı. Şurası iki oldu döngü başlamadan önce. İki koşuluma bakıyor şimdi. 2 küçük müdür 14'ten? Evet. Yine koşul sağlandı. Şuraya 2 yazacak. Döngü bitti. Şuraya 3 yazacak. Döngü başlamadan önce şurası 3. Koşulumu kontrol edecek. 3 küçük müdür 14'ten? Evet. O halde şurası 3. Bu böyle gidecek. Nereye kadar? 13'e kadar bakın. 13 küçük müdür 14'ten? Evet. Gelecek 13. dizinimi alacak. Burayı 14 yapacak. Çünkü döngün bittiğinde bir arttırıyor. 14 yapacak. Şurası 14 oldu. 14 küçük müdür 14'ten? Hayır. O halde döngüyü sonlandırdı. Peki biz niye buraya 14 değil de length nokta length yani dizi uzunluğunu çektik. Niçin bunu yaptık? Hemen onu da anlatayım. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Burası 14 eleman olduğunu ben gördüm. Fakat burası 982 tane elemandan oluşsaydı ne olacaktı? Ben gelip tek tek sayacak mıyım? Burada 982 var. Ha tamam orası. O zaman burası 982 mi diyeceğim? Bu mantıklı mı? Bu kadar saçma bir şey olmaz. Bakın, böyle bir şey yapmayacağız. Dizi uzunluğumuzu bilemeyiz. Belki 1255 satırdır. Yani tek tek gelip sayacak mıyız buraya yazmak için? Bu mantıksız. O yüzden dizi uzunluğunu çekmemiz en kısa yoldur. Ayrıca niçin kullandığımıza dair bir bilgi daha vereyim. Şimdi siz geldiniz bir tane daha yazmaya karar verdiniz. Dediniz ki bootstrap. Bootstrap diye yazdınız. E ee, Buraya gelip tekrardan 982'den 983'e mi çıkaracaktınız? Ya burada da mı değişiklik? Burada değişiklik yapamazsınız. Yani burası dizi kendini güncellediğinde zaten otomatikman dizinin uzunluğunu çektiğim için burası da kendini güncelleyecek. Ve bize PHP yaptı hepsini. Çünkü sıfır yazmışız. İyi yazacağız. Aslında bu da güzel oldu. Bakın sıfır yazdığım için döngü kaç kez çalıştı? 14 kez, 13 kez çalıştı. Onu görmüş olduk. Bakın gördünüz mü? Bu strap 4'ü de otomatikman çekti. Niye? Burası artık 14 değil. 15 oldu değil mi? Şurayı ekleyince otomatik burası güncelleyince burası da kendini güncellemiş oldu. Length.length dizi içerisinde değişiklik yaptığımızda da güncelleme yapacak ve dizinin uzunluğunu bize döndürdüğü için İyi değil. Gelip burada hiçbir zaman değişiklik yapmamıza gerek yok. Buraya dokunmayacağız. Buraya gelip artık ne kadar ekliyorsanız ekleyin ama buraya dokunmayacaksınız. Çünkü length.length otomatik olarak buradaki güncel eleman sayısını alıyor. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın burası mesela bu sıra geldi ya şurası 15 oldu doğru mu? Neden burayı 14 yapmıyoruz? Çünkü burada sıfırla başlıyor ya bakın. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane bakın sıfırdan başladığı için sıfırdan 14'te dizin numarası gidiyor. Şimdi asıl istediğimiz de bu zaten. Bakın i sıfırdan başlatıyoruz ya. Burada aslında tamam 15 eleman var ama son indis numaramız 14. Yani her zaman Eleman sayısından bir eksiktir son indis numarası. Buraya bir tane yazarsanız eleman sayısı 16 olur. Fakat son indis numaramız 15 olur. Doğru mu? O halde bizim en son istediğimiz şey 16'dan küçük olan 15'te sonlanması. Çünkü en son 15. dizin var. Örnek veriyorum. Hemen şöyle bir göstereyim ben size. Bakın. Burada kaç tane var? 15 var. Doğru mu? Tamam. İyi. Hemen bir bakalım. Bakın. 15'e kadar çekti. Eğer burayı eşit deseydim. Şurada son indis numaram 14 ya. Bakın şu son indis numaram 14. Fakat burada eşit 15 dediğim için buraya gelip 15'i de yazacak. Bakın 15'i de almaya çalışacak. Bakalım ne, ol ne olacak o zaman. undefined. Gördünüz mü? Yani orada bir dizimin 15. indisinde hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey olmadığı için burayı eşittir demedim. Yani bir altına geçecek 14 olması lazım. Çünkü benim en sonki indis numaram 14. O yüzden buraya 14 yazıp döngü 15'te sonlanmalı. Bu yüzden burası bir fazla. Bunu da ne sağlıyor? Length nokta length. Çok güzel oturuyor yani. Niye likes nokta like? Eleman sayısını veriyor. Eleman sayısı da her zaman indisten, indis numarası son indis numarasından bir fazla olduğu için işimize yarayan kod bu oluyor. İnşallah bu kısmı anladınız. Şimdi şöyle bir şeyler daha göstereyim ben size. Siz mesela şurada yapmak zorunda değildiniz. Şunu alıp bir değişkende tanımlayıp mesela len deyip şurada tanımlayıp Şöyle şurada sadece değişkeni çekebiliriz niçin lane kullandım Length. yani şunun kısaltması olduğu için lane kullanıyorum Sakın bu değişken isimleri uydurduğumu düşünmeyin Değişken isimler her zaman mantıklı olmak zorundadır Yine çalışacaktır Gördünüz mü? Yani illaki gelip buraya vermek zorunda değilsiniz ya yani değişik değişik türde Yapabilirsiniz mesela başka ne yapabilirsiniz gelirsiniz. Şurada boş kısma burada yapmayalım. Bakın şurada görüyor musunuz ilk başlangıçta ben ne yapması gerektiğini söyleyebilirim. Mesela gelip şuna şunu söyleyebilirim. Len burada yap. Uzunluğu burada len'e eşitle diyebilirim. Virgül bırakıyorum. Bakın aralarına virgül bırakmadığıma dikkat edin. Bakın virgül noktalı virgül değil. Bakın görüyor musunuz? Virgül. Gelip text'i burada boş sinke eşitleyebilirim. Şunu sileyim. Ya atama işlemlerini burada yapıyorum. İlk döngün başlamadan önce atama işlemleri yapabilirim. Bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz üzere başarılı bir şekilde çalıştı. Fakat bu döngüyü yavaşlatır. Döngüyü yavaşlattığı için ben bu şeyi yapmanızı onaylamıyorum. Dediğim gibi şu yöntem önerdiğim bir yöntem değil. Burada en mantıklısı gelip burada şu şekilde sadece i'yi tanımlamanız. Bu daha mantıklı olacaktır. Undefined. Neden undefined? Çünkü len diyor. Böyle bir şey yok. Şart saçmaladı. O yüzden şartı yazmayı unutmuşuz length nokta length diyerek uzunluğunu alalım. Bu sefer çalışacaktır. Undefined dedi. Neden? Çünkü teksti ilk önce bir boş string'e eşitlemem gerekiyor. Tamam. Şimdi teksti için boş string'e aslında eşli atadığımızı da anlamış oldunuz. İlk başta undefined hatası almamanız için. Şimdi siz burada i'yi e sıfırdan mı başlatmak zorundasınız? Hayır. i'yi e nereden başlatmak istiyorsanız oradan başlatırsınız. 4 ne oluyor? 0, 1, 2, 3, 4. Bakalım nereden başlatacak? Not JS'den başlat. Burada nereden isterseniz oradan başlatabiliriz. For'u başka nasıl gösterebiliriz? i'yi e burada atamak zorunda değilsiniz. Bak şurada noktalı virgülü bırakın. Bakın şunu silmeyin sakın. İyi e gelip burada da tanımlayabilirsiniz. 6'yı i'ye atayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi C itibaren başlatacak. Bunlar da yöntemlerden bazıları. Şimdi başka neler yapabiliriz? Şunu yoruma alıyorum. Onu yoruma aldım. K diye bir değişken oluşturayım. Azaltma işlemini göstereceğim size. Genellikle k harfini kullanıyor İngilizler azaltma işlemlerinde. Ya da bu da decrement azaltmayı kullanırlar. Biz de bunu kullanalım. Decrement küçük eşit bir diyelim. Şöyle. D eksi eksi diyorum. Bu sefer ne olacak? Ondan başlatacak. Bakın D büyük eşit 1 oluncaya kadar koşulum. Bakın D 1'den büyük ya da eşit oluncaya kadar döngümü koşulumu sağladığı için döngümü devam ettireceğim. Döngü sonunda her seferinde 1 azaltacağım. Bakın döngü başlamadan önce ondan başlatıyorum. Ondan sonra sürekli azaltacağım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğim. Hiçbir sonuç elde edemedik. Neden? Tabii edemeyiz. Şu an diziyle alakalı bir şey yapmıyoruz. Gördünüz mü? Ondan bire doğru geriye doğru azalta azalta döngümüzü sağladık. Yani burada döngümüzü bir şeyi azalta azalta da sadece arttır artıra değil azalta azalta da yapacağımızı görmeniz için bunu yaptım. 10'dan 1'e kadar azalttım. Şurası 0 olsaydı 10'dan 1'e kadar değil 10'dan 0'a kadar olacaktı. Bakın 10'dan 0'a kadar. Yani burada karşılaştırma, kıyaslama operatörlerini iyi kullanmanız, koşulunuzu iyi belirlemeniz, ne istiyorsanız artık. Ona göre de kod bloğunuzu yazmanız gerekmekte. For şimdilik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders devam edeceğiz.